Var, spor salonlarında böyle tipler var abi. Yarısında döktün lan. Allah rezil. Bak bir vücutçu bunu çok rahat yapar. Yani bence bir antrenör bu kadar yalancı olmamalı. Şimdi diyeceksin hadi Rocky yanlış yapıyordu. Dwayne Johnson da mı yanlış yapıyor? Herkese merhaba, Literat kanalına hoş geldiniz. Ben Barış Okan Belovacıklı. Belki tanıyanlarınız vardır ama tanımayanlarınız için de kendimden biraz bahsedeyim. 25 yıldır yaklaşık ağırlık kaldırma sporuyla uğraşıyorum. Buna vücut geliştirme de denir. Birçok branşı var. İşte crossfit, powerlifting, fitness vesaire. Ben işte 25 yıla yakın bir süredir ağırlık kaldırıyorum. 20 yıla yakındır antrenörlük mesleğini icra ediyorum. Kariyerimin son 10 yılda bu konuyu işletmecilik noktasına taşıdım. Kendime ait spor salonlarım var. Bob Gym'ler, belki bilenleriniz vardır. Şu anda da Bob Gym'lerin işletmesiyle bir fiil işgal halindeyim arkadaşlar. Evet, şimdi bugün sizler için filmlerdeki ve dizilerdeki spor sahnelerini yorumlayacağız. Bu belli, bu yabancı. Bizden bak, görüyor musun yabancılar nasıl? Yabancıların bir barfiks sahnesine bak, bir de bizim barfiks sahnemize bak abi. Ha, Dwayne Johnson. Baywatch mu lan yoksa bu film? Bak böyle bir film çekecek olsak şu sahneyi çekecek adam bulamayız. Ya o derece işte. Sen abi yetersiz. Abi. Yok oğlum, ben çekemem. Bence bak, beni beğenmediğiniz için bana sordunuz ya, bugün programa gelmedim. Abi tanıdığım vücutçu birisi var mı? Böyle soru sorulur mu? Ayıp lan. Ben o kadar yol kalktım geldim sizin için buraya. Abi tanıdığım vücutçu bir adam var mı? Böyle çekim yapacağız. Biz böyle gömlekle geldik diye herhalde bizi konduramadınız. Bir şeye benzetemediniz. Estağfurullah. Çok estağfurullah diyor. Şeyi değiştireyim. Normal bir vücutçu bunu yapamaz mı? Yok, vücutçuların hiçbiri bunu yapamaz. Net söylüyorum. Yani o kadar başarılı vücutçularımız var ki. Bak ben bugün seninle bir iki tanesinin adını paylaştım. Muazzam vücutlar. Yani Incredible Hulk gibi adamı göreceksin böyle dışarıdan. Tamam mı? Ama imkanı yok, bunları yapamazlar. Evet. Çok zor. Birkaç tane bu konunun üzerine özellikle düşmüş vücutçu varsa, adam belki yan dal bir hobi olarak yapıyorsa belki becerebilir. Ama gerçekten vücutçuların kütlesi zaten çok büyük. Yani 100 kilonun üzerinde çoğu, ağır sikletler 100 kilonun üzerinde, o kütleyi taşımak zor. Artı kas kısalıkları ve kas eklem aralık hareket aralıkları çok kısadır. Yani mesela şimdi şurada şöyle bir kütle var. Kolum buradan sonra kapanmıyor. Aynı kütle burada da var. Buradan sonra açılmıyor. Yani şurada şöyle bir kütle var. Kolum bu. Yani ne olursa olsun istediğin kadar kaslarını sen stretching yap, esneklik çalış. Vücutçuysan, ağır siklet bir vücutçuysan hareket aralığın belli bir noktaya kadar abi. Üstüne geçemezsin. Çünkü temel bir fizik prensibi. Yani burada bir kütle varken bu kapanmaz. Mesela Dwayne Johnson nispeten ağır siklet, ama bizim ağır sikletten kastımız vücutçular Dwayne Johnson'a göre çok daha ağır, çok daha büyük adamlar yani. Dwayne Johnson hala aktörlük kariyeri devam ettiği için çok da o kütlenin dışına çıkamıyor. Bak bir vücutçu bunu çok rahat yapar. Şimdi bir vücutçu, sana şunu söylüyorum, yani çok büyük bir ağırlığı sırtına koyar, bununla yürür. Hatta yürümeyi bırak, çömelip kalkar, çömelip kalkar çok yüksek bir kilolarla. Ama atıyorum işte çocuğun yapmış olduğu, hani çubukları yuvalarına takarak ilerlediği, oradan atlayıp halatla tırmandığı filan, ya da işte bir şeyin altına girip çıkma vesaire, vücutçular bunları yapamaz yani. Use some of that anger, come on. Yes, that. That is how a man channels his anger. Come on. Let's go. Two more. One more. One more. One more. Last one. Come on. Rock it. Yani bir tane daha dedikten sonra adam 5 tane daha yaptırdı. Yani bence bir antrenör bu kadar yalancı olmamalı. Şöyle bir şey var abi. Kişinin motivasyonu sete başlıyor. Tekrar dediğimiz olayı tamamlamamız lazım. 15 tekrar, 20 tekrar. Kişi artık sonlara doğru zıvanasından çıkıyor. Hele sen ona bir hedef tekrar belirlememişsen, tamam mı? Mesela ben sana çalıştırıyorum, hedef tekrar belirledim. 15 tekrar yapacaksın. Sen zihnini 15 tekrara göre ayarlarsın ve 15 tekrara gelmek senin için zor gelir. Bir yolculuğa çıkarsın. Yolculuğun kaç saat süreceğini ya da kilometreyi bilirsen, o yolculuk ne kadar uzun sürerse sürsün sen ona bir şekilde dayanabilirsin. Ama belirsiz bir yolculuğa çıkmak
zihnen yorar. Yani belki 500 kilometre gidecekken bile 100. kilometrede yorulmaya başlarsın. Çünkü nereye gideceğini bilmiyorsun. Bir hedefin yok. Bir varış noktan yok. Eğer ki bir tekrar sayısı 15 tekrarda bitecek diye bir hedef koymadıysan, git bakalım gidebildiğin kadar dersen, gerçekten gitmesi gereken tekrar, gidebileceği tekrardan çok daha önce bitirebilir. Çünkü zihin her zaman sana azını yaptırmaya çalışır. Tamam mı? Sana pes ettirmeye çalışır. Kaldı ki böyle. Ve adam bir şekilde o self motivasyonunu sağladı. Tamam mı? O 15 tekrara yaklaştı. Geldi 15 tekrara. Sen adama bir tane daha dedin. Adam şöyle düşünecek. Ya buraya kadar geldim. Bitmesin ya. Bir tekrar daha bana görev verildi. Onu da yapayım. Yaptın. Adam bir tekrar daha dedi. Yani yapacağın işi diyorsun sen orada. Gerçekten artık yapamıyorsun. O adama böyle bir demek yerine ben her zaman şöyle yaparım. Öğrencimi tanıyorsam onun az çok ulaşabileceği maksimum tekrarı hesaplarım. İki tane de kendi üstümden koyarım. Diyorum ki işte bu adam kendi başına 20 bence yapar. Dirayet de olsa ben 25 hedefi koyayım. Bak gerçekten 25'i yapabilir. Frambuazlı pasta. Allah Allah. Türk dizisi. Krem brüle. Ay sus Möre, bayılırım. 3,5 İskender Joss tereyağlı. Nergis Kumbasar değil mi ya? Ay, iki menü birden. Ay en sevdiğim. Biz aslında fitiz. Biz çok iyiyiz hayatım, iyiyiz yani. Şu zayıfların gazabını uğradık yani. Yani millete şey yapacağız diye böyle sağlıklı yağ oranımızı mı olacağız, Allah korusun. Var, spor salonlarında böyle tipler var abi. Yani şey, makinenin üstünde ben böyle gazete okuyan bile gördüm, tamam mı? Şöyle bacak açma kapama makinesi var ya. Onu oturur, yani en basit kiloya takar. Genelde kadınlarda oluyor bu. Yani kadınlar bunu biraz daha çok yapıyor. Erkeklerde çok bir şey görmüyoruz ama elinde bak Türk kahvesiyle falan çıkmış yani koşu bandına. Bu tabii biraz da şey, mizansen olmuş da çok da elinde Türk kahvesiyle hiç koşu bandında kimseyi görmedim ama var spor salonlarında böyle. Ya spor salonu mucizevi bir yer değil. Ya spor salonunun içine girince senin bir anda düşüncelerin değişmeyecek. Bir anda motivasyonun artmayacak. Sen eğer kendi disiplini sağlayamayan bir adamsan sen bir anda o disiplinli bir hale girmiyorsun. Yani orada seni yönlendiren adamlar yoksa nasıl disiplini olacağına dair, nasıl kendini motive edeceğine dair ya da senin işte başlangıç hedefini, sonunda geleceğin hedefini belirleyen insanlar yoksa böyle girersin, böyle çıkarsın. Spor salonu sadece senin için bir sosyalleşme alanı olur. Bayılıyorum bu adama. Biz bunun filmleriyle büyüdük yani. Yani gerçekten benim bu spora başlamamda, bu yani kaslı olmaya meyil etmemde bu adamın çok büyük rolü vardır benim için. Çünkü şimdi bu 80'lerin başında çevrilmiş bir film. Biz de şimdi 80 doğumlu jenerasyon olarak bu adamın filmleriyle büyüdük, ettik. Ve işte başka kanalda yoktu, başka sosyal medya yoktu, bir dijital medya diye bir şey yoktu. Sadece işte bunu görüyorduk, bunu kendimizi ilah ediniyorduk. Böyle olunca hepimizin o dönem büyüyen çocukların hepsinin zihninde böyle büyük olma, güçlü olma, kaslı olma algısı vardı. Çünkü bütün Amerikan filmleri zaten Amerikalılar sever büyük ve kaslı adamları. Onların öyle bir imajı vardır. Bütün Amerikan filmleri de bunun üzerine. Çizgi romanlar, çizgi filmler, diziler, filmler. Bak bütün kahramanlar hep büyük, kaslıdır. O adamları yapmak isterler. Şimdi tabii o algıyı şu anda tamamen değiştirmeye, bambaşka bir şeye dönüştürmeye çalışıyorlar ama eskiden öyleydi. Bu adam da bizim o dönem çok etkileyen insanlardan biri olmuştur. Ben bugün vücut geliştirme yapıyorsam gerçekten belki en büyük etkenlerinden biri Sylvester Stallone'dur. Bir dakika. Oldu. Saçının şurası çok kalkmıştı. Ne diyorsun ya? O önemli ha. Amanıyım ha. O yeni mi kalktı? Şaka yapıyorsun ha. Oğlum ne? Bütün yani program biter. Net son. Gir lan baştan. Kolun bombacına baştan gir. Onu şey yapamıyor musunuz? Photoshop'u falan yok mu? Kaç oldu? 3. Değil mi? Yok, atladık başladı. Öyle mi? Kaç tane kırıyordu acaba? Bir 10 tane kırıyor mu acaba ya? Dur bakayım. Yok, 10 tane olmadı. 4-5 tane acaba. Yarısını da döktüm de. Allah rezil. İçilmez abi işte böyle kenarlardan şey yapar. Çiğ yumurta içilmez. Şimdi tabi Amerikan filmi olduğu için bir de Sylvester Stallone'un filmleri hep böyle bir dramatik, bir ajite eden yanı vardır. Tamam işte Adrian ben başardım filan. İşte çiğ yumurtaları içiyorum. Bizim bu bodybuilding tayfada da vardır Türkiye'de, tamam mı? Yaparlar ondan sonra çıkarlar böyle Twitter'lara filan yazarlar işte. Siz bilir misiniz o yumurta beyazlarını sabah yemek ne kadar zordur, 10 tanesi. Yeme ulan, biz mi diyoruz yani? Biz mi yedirtiyoruz? Yeme. Yani sen onu kendi istediğin için yapıyorsun. Kimse sana zorlanmıyor. O yüzden bunu... Ajitasyonunu yapmak bana çok saçma geliyor. Şimdi bu filmde de böyle
kalkıp yumurta, çiğ yumurtaları içmek biraz ajite edilerek anlatılmış olabilir. Ama bunun iki nedeni de olabilir. Adam gerçekten filmde böyle bir ne kadar zorluklara karşı Rocky mücadele ediyor, bunu vurgulamak istemiştir seyirciyi bir yerden yakalamak için. Ya da gerçekten gerçek hayatta bu şundan dolayı mantıklı olabilir. Adam gerçekten bekar adam ya, işte uğraşmak istemiyordur kahvaltıyla vesaire de filan. Çiğ yumurtaları kırayım, içim bitsin, şu proteini alayım, vitaminim, mineralimi, gerekli olan yağları alayım, yeterli benim için. Ben buna kahvaltıyla uğraşmak istemiyorum, üşengeç bir adamım diyorsa mantıklı. Ama yine de bir mantık hatası var şu sahnede. Çiğ yumurta yemek çok sağlıklı bir şey değil arkadaşlar. Bir, yumurtanın sindirimi pişirildiği takdirde biraz pişirirse, yani o şeffaf beyaz kısım böyle biraz beyazlaşsa, ak kıvama geldiği takdirde sindirimi vücut tarafından hem daha kontrollü, daha kaliteli olacak. Aynı zamanda salmonella denen menen bir hastalık var. Çiğ yumurtadan insanlara geçirebilen çok da tehlikeli sonuçlar oluyor. Çok çok kritik tehlikeli sonuçları oluyor. Bunun da geçme riskini arttırıyorsunuz yumurtayı pişirmediğiniz için. Yani tam hatırlamıyorsam yaklaşık bir 40 derecede bile biraz pişse yumurta, böyle biraz ısınsa bile yine o şeyi kırmış oluyor. Bir şey yemiş. Kahvaltıda şeker yemişsin. Hayır, ne alakası var? Cildinden anladım. Enflamasyon olmuş. Böyle bir şey anlaşılabilir mi ya? Diyet listende asitli hiçbir şey yoktu. Portakal kabuğu yeterince asitlidir. Yat! 30 metrik! Karnım buruluyor çünkü diyet listem yetmiyor. Benim mesela sahibi olduğum kulüpte biz yediklerini saati saatine takip ederiz. Fotoğraflarını isteriz. İçeceği suyun saatine kadar hatırlatırız. Ama yani böyle tabii ki yat bilmem ne filan zor. Yat kaç sinem dedi? O kendisi yapamaz bu arada. 30 mekik. 30 mekik mi dedi? Mekik yapar da. Bir de bir PT'ye göre biraz bir şey... Zayıf. Zayıf. Oyuncu çocuk ne yapsın? Diyorum ya işte abi, yetersiz. Yani zaten oyuncu sayımız az. 52'leri en fit olanlarını adamlar seçmişler. Bir PT hocası rolü var. Bunu yapsa sen yaparsın. Başka yok çeşit. Bak gördün mü işte Baywatch'ta. Adam 50 tane vücutçu geliyor. 50'si de hem aktör hem vücutçu. Bak, bu da mı içecek çiğ yumurtayı? Yapma ya. Şimdi birisini birisiyle kıyaslayamam ama tercih edecek o zaman. Az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi Jason Statham'ı şey yapabiliriz. Pişirmesinden dolayı. Şimdi diyeceksin, hadi Rocky yanlış yapıyordu, Dwayne Johnson da mı yanlış yapıyor? Bu şekilde Dwayne Johnson'ın zaten çiğ yumurta içmesi tamamen Rocky 1'e göndermedir. Tamamen. Çünkü zaten Dwayne Johnson burada iki farklı karakter. Bak biraz daha Jason Statham'ı biraz daha modern, çağa ayak uydurmuş bir tip olarak gösteriliyor. Üstünde Mötley Crüe tişörtü var. Dwayne Johnson'ın 80'lerin en böyle popüler gruplarından biri. Dwayne Johnson'ı biraz daha böyle nostaljik, eski kafalı, biraz daha vintage tarza göstermeye çalıştığı için o yumurtayı içittirmişler. Yoksa buradan şu anlamına çıkmasın, Dwayne Johnson daha kaslı, daha kaslı olmasının gerekliliği olarak da çiğ yumurta içiyor. Bu tamamen saçma. Onu ilk şeyde de açıklamıştık. Burada da açıklayalım. Tamam, siz yarım saat yürüyün, ben birazdan yanınıza geleceğim. Tamam. Başladık bakalım. Ver gazı. Yetişeceğim size şimdi. Arttırayım şu hızı ya. Ben her zaman şunu söyleyeyim. Spora yeni başlayanlara gerçekten böyle öğüt, nasihat olarak algılamayın da bir tecrübe, tavsiye olarak algılayın. Ne kadar az bildiğinizi gösterirseniz gerçekten daha cool duruyorsunuz. Daha çok sempati topluyorsunuz. Öbür türlü çok antipatik oluyor. Gerçekten yani biraz böyle bildiğini düşünüyorsan ve bunu göstermeye çalışıyorsan, o işi çok bilen adam içinden neler neler diyor senin için, ne düşünüyor. Hiç o duruma düşürmeyin bence kendinizi. Çok normal abi. İlk defa spor salonuna gidiyorsunuz ya da ilk defa gitmeyin. Bu işe böyle çok hakim değilsiniz. Bilmiyorum abi. Koşu bandı nedir? Nereden çalışır? Bu hareket nasıl? Nereye çalıştırır? Bu kadar, bitti. Az kaldım yanınızda. Ay, bu da fazla hızlı oldu ya. Ay, gitti. Ay canım. Tamam. Normal şartlarda evet. O hızda giden bir koşu bandında eğer gittiğini varsayarsak oraya düşmez, bayağı bir arkaya yuvarlanır gider arkadaşlar. Kötü bir gidiş olur. Yani hızlı giden bir koşu bandından böyle sırt üstü değil de daha çok yüz üstü düşersin. Çünkü bant şu şekilde dönüyor.
bant şu şekilde dönüyorsa seni de otomatikman şu şekilde yere vurduracak. Yani çeneni çarparsın koşu bandına. Çeneni çarparsın, bant yine kayar, bir de seni arkaya doğru götürür. Yani görmüş gibisiniz bu arada. Gördük. Yıllardır salon işlettiğimiz için. Kardeşim bu hareketi yanlış yapıyorsun. Yani. Ha bir çok de o var. Falan. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bana da diyorlar abi. Yani şimdi bana da yazanlar var. İşte hocam hadi bana kardeşim diyemiyor. Tamam mı? Yani kardeşim demesi için bir 50 yaşında olması lazım yani. Bana onu diyemedi işte. Hocam o hareketi yanlış yapıyorsun filan. Ya da bro o hareketi yanlış yapıyorsun. Öyle diyorlar. Ondan sonra bakıyorsun abi tıklıyorsun. Kim benim bu hareketi yanlış yaptığıma kanaat getiren arkadaş filan herhalde. İşte böyle zap zayıf böyle gözlüklü. Senden şey ol... Direkt seni tarif ettik lan. Büyük burunlu. Seni tarif ettik ya. İşte yaptım yani. Harbi sakallı. Böyle bir arkadaş. Yani abi artık sosyal medyada böyle ehliyet istenmeyen bir alan. Artık ucu açık alan. Herkes yazabilir. Herkes istediğini diyebiliyor. Bunun önüne geçemiyorsun abi. Yani 12 yaşındaki çocuk bana kardeşim o hareketi yanlış yapıyorsun da yazabilir. Bakmıyorum artık çoğuna bakmıyorum ama bazen görüyorum falan. Tamam yanlış yapıyorsun. Bu bitti. Yani bunun önüne geçemezsin. Sosyal medya bunun önüne geçesin mi geçemesin abi? Sosyal medyada herkes istediğini yazsın. Sosyal medyadan herkes istediği düşüncesini başkasına hakaret etmeden söyleyebilirsin. Bu bizim en büyük özgürlüğümüz. İnşallah bu özgürlüğümüz de hiçbir zaman elimizden alınmaz. Bunu da söyleyeyim. Ya şimdi izletmiş olduğunuz çoğu mesela yerli film ve dizilerdeki çoğu tamamen gerçeklikle alakası olmayan şeylerdi. Ama göstermiş olduğunuz şeyler de daha çok böyle komedi altyapılı diziler olduğu için bunu gayet normal karşılayabiliriz. Hatta böyle olması biraz daha hoş olabilir, daha güzel görebilir. Bakın yabancı altyapılı dizilere baktık. Onlar da gerçekten sahneler çok profesyonel, çok gerçekçi. Bir tek yumurta içme sahneleri var ama o dönemin konjonktürüyle de değerlendiriyorum. Rocky 1'de bu çok normaldi. O dönemler çiğ yumurta hakkında böyle şeyler yoktu. Ben 2022'deki bilincimle sadece çiğ yumurta içilmemesi gerektiğini savunan bir insanım. Emin olun ben kendimi tanıyorum. Ben eğer 1970'lerde o dönemde yaşasaydım yumurtayı çiğ içmeyi bırak büyük ihtimal kabuğuyla falan yutardım. Yani ben bilirim. Ben böyle şeylere müsait bir adamım. O yüzden o konuda da çok eleştirel bir yaklaşımla yaklaşamayacağım. Gayet güzel. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Ben de elimden geldiğince böyle bu şekilde dizilerdeki ve filmlerdeki spor sahnelerini kendi tecrübelerime dayanaraktan yorumlamaya çalıştım. Bu arada kanal gerçekten çok güzel. Az önce böyle bir konuyla alakalı bir şey de dedim. Sosyal medyadan bu işi öğrenmeye çalışmayın ama bu tarz böyle bilgi amaçlı, bilgi içeriği yüksek kanallardan da çok farklı, çok faydalı şeyler de öğrenebiliyorsunuz. Ben sosyal medyada her ne kadar bu şekilde bir atıfta bulunduysam birçok şeyi de sosyal medyadan öğrenmişliğim vardır. Yeter ki seçici olalım, güzel bir süzgeçleme altında neye ulaşabileceğimizi bilelim efendim. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun beni davet ettiniz. Teşekkür ederiz hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.